أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب العالمين وآخر الناصرين. İçinde bulunmuş olduğumuz Rebiül Evvel ayı hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, ya Rabbi derslerimizi tesiratını halk eyle, insanlara faydalı olmasını nasip eyle, hiç ummadık büyük ve dürüst hizmetlere muvaffak eyle, önümüzdeki Mevlid kandilini en güzel şekilde ihya edebilenlerden eyle ya Rabbi. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz, hamd ediyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir insanın ümmeti olduk. O bizim peygamberimiz. Şeksiz, şüphesiz önderimiz ve liderimiz. Allah'ımıza hamd olsun, öyle bir zamandayız ki birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tahkir etse de, karikatür çalışmaları yapsa da Allah bize YouTube'dan, Facebook'tan, sosyal medya gibi hesaplardan hakkı haykırma imkanı da vermiş. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Öyle bir dönemde olabilirdik ki söz bile söyleyemeyebilirdik. Allah Celle Celaluhu bu dinin bize kadar ulaşmasına vesile olan, arada ne kadar ulema, müfessir, müçtehit, müfessir, muhaddis var ise hepsinden ebeden razı olsun. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla yanan, tutuşan, en azından hayatını öğrenmeye çalışan bir birlikteliğimiz var. Allah kıyamette de bu derslerimizin neticesinde Resulullah'ın şefaatine nail olup da cehennemden azat olan kullardan eylesin inşallahurrahman. Mesele basit değil. Mesele Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı bizden sökmek isteyenlerle Resulullah'ı bu hayatta tutmak isteyenlerin savaşıdır. İnşallah hak galip olmuştur bu zamana kadar. Bu saatten sonra da Frenkler, Fransızlar mağlup olacaktır. Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Müslümanlar, Araplar inşallah galip olacaktır. Önemli olan peygamberi seviyorum deyip lafta bırakmayıp hayatını öğrenip hayatımıza idame ettirebilmek, onun hayatını hayatımıza katabilmektir. Herkesin bir lideri, bir dünya görüşü vardır. Bizim dünya görüşümüz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bakış açısıyladır. Allah bizi ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinden, sünnete ittibadan, Rabbimize itaatten ayırmasın diyorum. Dua ile başladık çünkü mübarek aylardayız. Bol bol birbirimize dua edelim. Bol bol salavat-ı şerife çekelim. Rebiül Evvel ayın hangi aydır? Rebiül Evvel ayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Müddessir suresinin komple de indiği bir aydır. İlk inen ayet-i kerimeler nelerdir? Beraber söyleyelim. Kafamızda olsun bunlar, evlatlarımız bilsin, çocuklarımız hangi ayetin ne zaman indiğini, ilk ayetin ne olduğunu bilmiyor. Sokaklarda evlatlarımıza soru soruyorlar. Kabe nerede diyorlar. Fatiha nasıl başlar? Kelime işaret getir. Çocuklarımız kelime işaret getiremiyor. Kabe'nin Urfa'da olduğunu, Konya'da olduğunu söyleyen bir gençliğimiz var. Bunu düzeltmek anneler babaların elinde. Siz de bizi izliyorsunuz. Bizden doğru bilgiler alıp yanlışımız varsa düzeltin. Doğru bilgileri yayın. Yaymasına vesile olun. Şu anda yayında 3 kişi, 5 kişi ve neyse. Eğer paylaşırlarsa etrafımıza bu ilim yayılır. Allah razı olsun, demin Celal Gülep Hoca Efendi yanımızdaydı. Bize çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, misafirdi o mesela burada. Dedim ki hocam biraz babam sizle ilgilensin.
Efendim ben bir yarım saat falan derse bakayım. Nedir bu? Bu görevdir, görev. İnsan kendine görev addetmeli. Hoca olarak da biz de görev addettik. Müslüman olarak herkes addetmeli. Nedir? Siz dinlemeye addetmelisiniz. Biz kitap okuyup çalışıp Resulullah'ı anlatmayı addetmeliyiz. Bunun için geldik bu dünyaya. Arşta La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Bunun için yaşıyoruz. Sonsuz hayatımızın bileti buradan geçiyor. Yani müteahhitlikten geçmiyor. Mimarlıktan geçmiyor, doktorluktan geçmiyor, hocalıktan da geçmiyor. Hocayım biliyorum. Biliyorsun da yaşıyor musun? Neyi biliyorsun? Bildiklerin seni Allah'a götürüyor mu? Mesele budur. Biz bunun için varız. Bundan ötesi yoktur. Teferruattır. Ailemiz için, anamız için, babamız için, çocuğumuz için çalışacağız. Dünyaya çalışacağız. Dünyalık olmayacağız. Dünyaya çalışacağız. Hayatı idame ettirmek için. Ama dünyalık adam olmayacağız. Allah dünyalık düşünmekten bizi muhafaza eylesin inşallah. Rebiülevvel ayı Müddessir suresinin ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti kelimesidir. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. İlk inen ayeti kelimeler bunlardır. Ama Alak suresi, hepimizin bildiği kendisinde secde ayeti kelimesinin bulunan Alak suresi, toptan inen bir sure değildir. Toptan inen ilk sure neymiş? Müddessir suresi. Bu yayındaki telefonlara mesaj gelmiyor değil mi? Sendekine geliyor. Onlar titremiyor yani. Onlar titrerse insanlara kötü bir ses gidebilir. Müddessir suresi. Ya eyyuhel müddessir kum fe endir ve rabbeke fe kebbir. Bu sure-i celile. Rebiülevvel ayında inmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Rebiülevvel ayında doğmuştur. Tamam, 12'sinde. Bak Mevlüt Kandili geliyor inşallah. Cübbeli Hoca'yı ve İsmail Hünerli Hoca'mızı dinleyin. Dinlettirin. Efendim. Resulullah pazartesi günü doğmuştur. Efendim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hacer-i Esved taşını pazartesi günü gediğine koymuştur. Allah-u Teala ağacı pazartesi günü yaratmıştır. Efendim. Ve Rebiülevvel ayında bizim ağacımız olan, bizim oksijenimiz olan manevi olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya göndermiştir, teşrif ettirmiştir. Boş bir ay içerisinde değiliz. Bizi ateşten kurtaracak, ebedi azaptan kurtaracak Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu bir aydayız. Bu ayda biz Müslümanlara düşen, onun sünnetini diğer aylarda yaşayamasak bile bu ayda yaşamaya gayret etmektir. Evvabin namazı kılmaktır, kuşluk namazı kılmaktır. Namazları sarıkla kılmaktır, takkeyle kılmaktır, cübbeyle kılmaktır, bol pantolon, şalvarla kılmaktır. Misvakla namaz kılmaktır. Efendim, onun ne kadar sünneti varsa onları yerine getirmektir. Bıyığı kısaltmaktır. Sakala söz vermektir. Sakalı bir tutam bırakmaya gayret etmektir. Bir tutam bırakamıyorsan sakal bırakmaya gayret etmektir. Sakal bırakmaya gayret edemiyorsan, hep jilet vuruyorsan sıfır makineyle almaktır. Velev ki onun için yapıyorum Allah'ım diyebilmektir. Hepimiz kendimize gelmeliyiz. Hepimiz dünyaya niçin gönderildiğimizi, kimleri sevmemiz gerektiğini, kimlere düşmanlık etmemiz gerektiğini iyi bellemeliyiz. Dünyaya bakış açımız olmalı. Televizyon izliyorsanız dolu şeyler izleyin. Böyle programlar izleyin. Telefon kullanıyorsak böyle programlar izleyelim. Sabaha kadar maç izlesek bize fayda etmez. Gol diyerek cennete gitmeyeceğiz. Allah diyerek cennete gideceğiz. La ilahe illallah beraber söyleyelim. Muhammedur Resulullah cennetin anahtarıdır. O anahtarı yaptırmazsan cennete giremezsin. Tamam. Hayatlarımızı bunun için yaşayalım. Ben mesela diyorum insanlara 15 senedir bizim evde televizyon yok diyorum. Adam şaşırıyor. Nasıl yok ya? Aa. Olur mu diyor adam, siz diyor televizyonsuz nasıl yaşıyorsunuz diyor. Ya kitap okuyalım. Ben kitapları koyacak yer bulamıyorum şimdi. Eve ikinci kütüphane yaptırıyorum. Tamam sen hoca değilsin. Dünyaya bakış açını değiştir. Hala satranç caiz mi değil mi bunu konuşuyor insanlar. Doğru mu? Ne takıldın satranca? Bak adam Selçuk Bayraktar silah sanayiye girmiş. Araba bulanlar, silah sanayi bulanlar, uçan arabalı bulanlar. Vatana millete bir faydan olsun. Sabaha kadar maç izleyip, hayvan belgesel izleyip ne faydan olacak vatana millete? Televizyonda bir yere varamazsın. Oku oku oku, dünyaya bakış açını geliştir, mantaliteni geliştir. Allah'ımız da işte bu Rebiülevvel ayı içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya teşrif ettirdi. Amin annemiz vesilesiyle. Ve ona ilk emri, bugün onu konuşacağız. İkra bismi rabbikellezî halak. Bazen burayı yanlış karıştırıyorlar. İsmail Hocam burayı güzel anlatıyor, Hünerli Hocam.
Allah kendisine selamet versin, büyük hizmetlere muvaffak eylesin, başımızdan eksik etmesin inşallah. Oku, din oku emrediyor. Bu hocalar, hacılar da okumaya karşı, biz okumaya karşı değiliz. Biz Allah'ın adıyla okumanın gerektiğini söylüyoruz. Şimdiki sistem ise oku, Allah falan boş ver. Ben işte maymundan geldim diyenlere hala inananlar var mesela. Arkadaş, adam maymundan gelmişse şimdiki maymundan ne insana dönmüyor? Bu niye maymun kaldı ya? Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah'ı bilerek oku. Allah cümlemize nasip eylesin. Bir duyurumuz var. Kaç kişi var? 55. YouTube'da kaç kişi var acaba? YouTube 7. 7. Daha çok olur inşallah. Allah bereket versin. 55 şu an paylaşırsan 110. Efendim, YouTube'daki kardeşlerimiz de etrafına yayabilirler. Böyle bir program var, izleyelim diye telefon açabilirler. 2 dakika yayından çıksalar bir şey olmaz. Allah tesiratını harika eylesin inşallah. İnşallah önümüzdeki çarşamba günü mü? Evet. Çarşamba günü İsmail Hünerlici hocamızın, Cübbeli Ahmet hocamızın 8.30'da programları olacak. Ne programı? Mevlid gecesi. Dolayısıyla üstadlarımız varken Mevlid'i biz anlatmamız bize düşmez. Yani biz konuşmayalım Mevlid'i. Üstadlarımız konuşsun. Ben zaten onun programını yapmıştım. Hatırlıyorsanız. Bundan önce herhalde Siyer dersi 5. bölüm veya 4. bölüm. Şurada kasideleri falan okudum. Çok da bereketli oldu. Dolayısıyla sohbeti hocalarımızdan dinleyelim. Peki seni nasıl dinleyelim hoca efendi? Biz de inşallah 19.58 gibi herhalde. 19.50 veya 8, onun duyurusunu yaparız inşallah. Sadece kaside okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yazılmış olan kaside, yani Mevlid-i Şerif. Resulullah'ı öven, hayatını anlatan. Peki bunun ne faydası var? Aralarda salavatlar çekiyoruz, bir. Zaten bu ayda önemli olan nedir? Salavat çekmektir. Bir kere her Müslüman günde 100 defa ne yapmalı? Salavat çekmeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yarın mahşerde bana yakın olmak isteyen, hani diyoruz ya, ya Rabbi bizi Muhammed Mustafa ile Kevser-i Havz'ın başında haşreyle Allah'ım. Bu dua yetmez ki, biraz amel lazım. Ne o? Kim ki bana en çok salavat çekti, şefaatimi en çok hak eden olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu Mevlid hürmetine salavatlar çekeceğiz. Allah emrediyor. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Ey iman edenler, peygamberime salat edin. En cimri adam peygamberin ismi yanında söylendiğin halde Resulullah aleyhissalatü vesselam'a salavat çekmeyen adamdır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbedeyken hatırlayın 3 tane amin dedi. Amin, amin, amin. Onlardan bir tanesi nedir? Cebrail aleyhissalem dedi ki, kim ki senin ismin söylendiğinde salavat çekmiyorsa Muhammed'den dinle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Burnu yere sürtsün dedi Cebrail aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam da amin dedi. Onun amin dediğinin duası reddolur mu? Burnunun yere sürtmesini istemiyorsan gel bizle beraber salavat çek. Hastalıklara şifa istiyorsan salavat çek. Dertlerin açılmasını istiyorsan salavat çek. Çünkü Allah her şeyi ona bağlamış. İsminin yanına koymuş. Camilerde bakın, Allah Muhammed. Bunu ayıramazsın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir de şunu söylemekte efendim fayda var. Mesela Mevlid okunan eve hastalık girmez. Mevlid okunan beldeye hastalık girmez. Mevlid okunan eve bereket hasıl olur. Mevlid okunan eve huzur hasıl olur. Bunlar İmam Şafii, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Bekir'in yaptırmış olduğu uygulamalar, tecrübeyle sabit. Mevlid okunan paranın üzerine okunsa onda bereket hasıl olur. Fahreddin Razi, tefsiri kebir sahibi bunu böyle ifade ediyor. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka bunu yayalım. Evlerimizde bu kasidenin dinlenmesine vesile olalım. Sağa solu arayalım. Bak, Fransa ortada ayağı kaldırdı. Herkes hep beraber Türkiye'yi boykot ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boykot ediyor. Biz peygamberimiz için birleşemiyorsak vay halimize. Bize yazıklar olsun. Birleşmemiz lazım. Bu kasideleri okuyalım, okutturalım, dinleyelim, dinlettirelim mutlaka. Çarşamba günü 19.50 gibi başlarız. Kasidelerle, dualarla inşallah bunu icra edeceğiz. Yapabilenler varsa biz kaside okurken önüne pirinç koysun, bulgur koysun, mercimek koysun. Bereket hasıl olur. Hoca efendi, sen ne anlatıyorsun ya? İnanmazsan olmaz zaten. Ben inanıyorum ve görüyorum. O zaman ne alakası var? Resulullah diyor ki besmelesiz yemek bereketsiz yemektir. Şeytanla yenilen yemektir. Ne alaka? Besmele okuyacağım. Efendim, yemeğe bereket gelecek. Demek ki böyle bir şey var. Tamam.
Allah da bize salavat emrediyorsa beraber salavat çekeceğiz. Bu kadar basit. Bir gün efendim çok gevezelik ettik. Ev kapıları bozuluyor. Biliyorsunuz topuz kapılar bazen bozulur. Arkadan kapandın mı içerideki kalı kapı açılmaz. Bizim evde de böyle bir sıkıntı vardı. Tam da mevlüt aylarındayız. Evde mevlütler okuyorum falan. Ben dışarıdayım. Bizim hanımefendi içeride. Çocuk da evde. Ama bizim hanımefendi odanın birinde kalıyor. Çocuk dışarıda kalıyor. Kapı üzerine kilitleniyor. Ben de evde yokum. Çocuk saatlerce ağlıyor. Hatta bizim hanım camdan çıkıyor. Karşı binaya bağırıyor. Kurtarın beni falan filan. Benim hemen kocama haber verin. Oradan bağırarak numarayı oraya veriyor. O kadın da benim numarayı çeviriyor. Beni arıyor. Efendim. Hani sanıyorlar ki ben yakındayım falan. Ondan sonra geleceğim. Anahtar da var. Ben de kapıyı açacağım. İş çözülecek. Çilingire falan gerek yok. Çünkü geçen anlattığım kadın demiş ki. Abla oraya bağırdı. Bari çilingir içini de bağırsaydı. Yahu anahtar bende ya. Açarlar kapıyı. Çilingire gerek yok. Kocası gelir hemen açar. Ama ben de Sultanbeyli'ndeyim. Eyvah. Ben ama kadına dedim ki tamam işi çözeceğiz dedim. İşi kapattı. Tamam ben hemen geliyorum dedim. Koştur koştur gel. Anahtar bende var ama kapının üstünde de anahtar var. Anahtarı taktım mı dönmüyor. Bizim Ayşe içeride ağlıyor. Çocuk 2-3 saat ağlamış. Çatlayacak Allah muhafaza. Hanım içeride dışarı çıkamıyor. Çilingir arıyorum. Hat düşmüyor. İtfaiye arıyorum. Hat düşmüyor. Gecenin bir vakti 11.30-12 kimse yok. Bir sağa gidiyorum. Bir sola gidiyorum. Dedim ki ya Rabbi. Bağırıyorum ben telefonda. Ya Rabbi dedim okumuş olduğum mevlidler hürmetine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hürmetine. Bana yardım et Allah'ım. Dedim. 1-2 dakika sonra beyaz bir araba geldi. Adam dedi ki hocam ne oldu falan ne bağırıyorsun? Ya böyle böyle adam dedi ki ben çilingirim dedi ya. Ben çilingirim dedi. Muhammed hakkı için okuduğumuz mevlidler için yardım istedik sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala hemen yardımını gönderdi de kapıyı açtık. Yani mevlid deyip geçmeyeceksin arkadaş. Hep beraber çarşamba günü 19.50 gibi kasideler okuyacağız. Beraber salavatlar çekeceğiz. Aman mutlaka sağa sola haber edelim. Yani inşallah burada 200-250 kişi olalım. Hep beraber evlerimizde dinletelim, dinlettirelim. Bir deneyin. Şu olabilir yani. Hadi canım. Ya hiç denememesi ki. Bir dene bakalım ya. Bu sene evinde bir mevlid okunsun, bir kasideler okunsun, bir salavatlar çekilsin. Bir dene bakalım bak evin atmosferi nasıl değişiyor. İnşallah çarşamba günü 19.50'de Abdülhamit Gürbüz Hoca Facebook'tan, YouTube'dan da Hafız Abdullah kanalında beraberce kasideler okuyalım. Kaside programı bittikten sonra isteyenler İsmail Hünerci hocamızı, isteyenler Cübbeli Ahmet hocamızı dinleyebilirler. O akşamı ihya etmiş oluruz ama mutlaka bu ay içerisinde her gün 100 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeyi unutmayalım değerli arkadaşlar. Kaç kişi var? 75. Elhamdülillah. Ondan burada 85. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz neyini konuşuyoruz? Mekke'deki dönemini konuşuyoruz. Daha peygamberliğe gelmedik. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeyd'i alması, azat etmesi, Hazreti Hatice annemizle evliliği, Hazreti Hatice annemizin üstünlüğü, efendim Allah-u Teala'nın Hazreti Hatice annemize selamı, Cibril'i emin ona selamı, hangi annemiz daha faziletli, Fatıma annemiz mi daha faziletli, Hatice annemiz mi daha faziletli, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'ye davranışı, hiç kavga ettiler mi etmediler mi, bunların hepsini 13. bölüm herhalde, 13. bölümde biz işledik. Tamam. Burada bir olay daha var. Efendim. Nedir o? Kabe'nin inşası. Şimdi biz bunu YouTube'da Fil suresinin tefsirinde Kabe ile alakalı yeteri kadar bilgiyi bizden bulabilirsiniz. Ben Fil suresinin tefsirini çektim. 3 bölüm olmak üzere. Yani bugün de mesela 2-3 tane düğün programı yaptık. Bu 4. program. Ama sıkıntı yok. Allah müjdade eylesin. Uğraşıyoruz. O tefsir videoları da kaldı. İhlas suresinde kaldık. İnşallah onu da tamam edeceğiz. Ondan sonra farklı projelerimiz oluşacak. İnşallah siz bize destek olacaksınız. Bize çalışmaya devam edeceğiz. Allah tesiratını kalk eylesin. Dolayısıyla şimdi oraya girmeyeceğim. Yani Kabe'nin, Kabe toprakları dünyada ilk yaratılan topraktır. İlk yaratılan dağ Kabe'nin çaprazındaki Ebu Kubeys dağıdır. Şu anda kralın sarayının bulunduğu yer. Yeryüzünün İlk yerleri, bütün yeryüzü o Kabe toprağından yaratılmaya başlanmıştır. Hatta Kabe'nin ne yaptılar? Temeline inmeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kabe'yi yıktılar. Baştan yapmak için. Yıkmak için değil.
ıslah etmek için. Çünkü çok sıkıntı oldu. Kabe yandı falan. Anlatacağız. Orada yeşil taşlara rastladılar. Yeşil. Kabe'nin o efendim nasıl diyelim harfiyat alacaklar. O temelindeki taşlar. Oraya balyozu vurunca hatta Kabe insasını kim yapıyor biliyor musun? Babam da belki ilk defa duyacak. Velid bin Mughire. Azılı düşman. Allah isterse bir facire de dinini kaim ettirir. Allah'ın sana bana ihtiyacı yok. Allah bir kafire de dinini kaim ettirir. Bir facire de yaptırır. Bunu böyle bil ya. O taşlara bir vurdular Kabe sallanmaya başladı. Mesela kıyamete kadar Mekke'de Medine'de ne olmaz? Deprem olmaz. Oralarda koca koca binalar yaparlar, korkmazlar. Orası emin yendir. Ve men dehalehu, beraber okuyalım. Kâne âminâ. Kim oraya girerse orada emniyettedir. Zaten düşünsen anlarsın lan. 5 milyon kişi aynı anda giriyor oraya. Bazen 7 milyon oluyor hacda. Bir Allah'ın kulu kavga etmiyor. Bir kaos çıkmıyor. Şurada 100 bin kişilik bir miting yapsak anası ağlıyor orta laf edersiniz ya. Neler oluyor ya. Ama orada öyle bir şey yok. Orası üstün, acayip bir yer. Yeryüzünün ilk yaratılan yeri. Hiç zirai ürün yok. Arabistan toprakları nasıl? Çöl ya hiç. Toprak yani meyve yetişmez. Ama her taraftan Türkiye'de bulamadığın meyve var. Allah'ın bereketi. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Kabe'nin inşası olacak. Tabi ilk Adem Aleyhisselam ilk melekler yaptı. Zümrüt'ten, Yakut'tan. Sonra Adem Aleyhisselam inşa etti. Kabe 11 kere bir inşaat gördü. Abdülmecid Han zamanlarında, Osmanlı zamanında. Haccac Zalim zamanında. Bunlar hep inşaat gördüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir rivayet. Bir kadın Kabe'nin güzel kokması için Kabe'yi tütsülemeye başladı. Hani bu Hristiyanlarda var ya böyle bir şeyler söylüyor, atıyor falan, duman çıkartıyor bilmem ne. Cahiliye devrinde var böyle şeyler. Tabi o zaman İslam'da gelmemiş. Kadın tütsülemeye başladı. Kadının mangalından Kabe'nin örtüsüne bir kıvılcım sıçradı. Kıvılcım sıçrayınca ne oldu? Kabe yanmaya başladı. Çünkü Kabe o zaman biliyorsun taş da var, tahta da var yani. Efendim. Bir rivayet bu. Bir rivayette Kabe'ye sel giriyor, duvarlarını gevşetiyor, çatlatıyor. Yani Kabe ne derler? Bir restorasyona ihtiyaç duyuyor. Efendim. Bir rivayette şöyle bir şey var ki efendim. Ha bu kadar. Kabe'nin yıkılmasıyla, sıkıntıya girmesiyle alakalı rivayetler bu kadar. Efendim. Kureyş bu Kabe'yi yaptırmak istiyor. Kureyş'in içerisinde de Kıptilerden bir adam var. Adam mühendis, mimar. Kıpti kim? Mısırlılara Kıpti denir. Kıpti. Beni İsrail'den değil, Kıptilerden. Mısır'ın has Mısırlı. Öyle bir adam var. Bizans İmparatoru Kayser de bugünkü Etiyopya topraklarında bir tane kilise var. O Etiyopya'dan Bizans Kayser'ine mektup atıyorlar. Diyorlar ki burada bir kilise sıkıntılı. Bize efendim taş gönder. Bize odun gönder, biz bunu yaptıralım. Bu gemi de yola çıkıyor. Yola çıktığında Cidde sahilinde bu gemi alabora oluyor. Ama içindeki mallar kalıyor. Malzemeler kalıyor. Efendim. Bu sefer Mimar Bakum diye de bir adam var. Bu Mimar Bakum da bu geminin içerisinde. Efendim. Velid bin Mughire. Bu haber geliyor Velid bin Mughire. Velid bin Mughire o zaman Kureyş'in büyüklerinden, ulularından. Yani vali gibi düşün. Kureyş'ten bir heyette bu gemiye bakmaya gidiyor. Bakıyor ki keresteler sağlam. Keresteleri satın alıyor. O geminin içindeki Bizanslı Bakum diye bir adam var. Mimar Bakum. Aslında bu nereye gidecekti? Etiyopya'ya gidecekti. Ama Allah'ın işi bak. Kabe inşa olacak diye Allah böyle bir onlara musibet verdi. Odunlar kaldı. Velid bin Mughire bu odunları satın alıyor. Bakum'la konuşuyor. Gel diyor biz bu Kabe'yi yeniden inşa edelim diye karar veriyorlar. Cenab-ı Allah rüzgar göndererek o gemiyi parçalıyor. Ama o kilisenin kerestelerine bir şey olmuyor. Onlar nereye kullanacak şimdi? Kabe'ye kullanacak. Velid bin Mughire bunları satın aldı geldi. O zaman da Kabe'nin içerisinde hırsızlıklar oluyor. Millet Kabe'ye mal bırakıyor. Birileri geliyor o malları çalıyor. Heykelleri çalıyor. Altınları çalıyor falan. Kabe'ye bir hürmetsizlik var. Allah-u Teala Kabe'nin kapısına bir yılan gönderiyor. Yılan. Abi yılanı kimse oradan alamıyor. Herkesi ısırıyor. İbn-i İshak anlatıyor bunu. Efendim. Ondan sonra Velid bin Mughire bu kararı verince Kabe'nin ıslah için yeniden inşası kararını verince bir kuş geliyor. O yılanı oradan alıyor.
Velid bin Mughire kafaya koymuş Kabe'yi inşa edecek. Ama millet korkuyor. Millet diyor ki ya burası Allah'ın yeri. Sonuçta cahili Arapları da o Kabe'nin kutsallığını kabul etmiş durumdalar. Çünkü Kabe'nin yapısı nereden geliyor? Taha İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Arapların soyu nereden geliyor? İsmail Aleyhisselam'dan ve Cürhüm kabilelerinden geliyor. Kabe'de su çıkmış, su çıkmayan yerden su çıkmış. Burada bereket var. Belli yani. Kutsal bir yer. Bu sefer millet korkuyor. Velid bin Mughire ilan ediyor. Bak gavur adam haram para gırla gidiyor. Ama diyor ki efendim ey Kureş topluluğu Kabe'nin inşaatına sakın diyor kazancınızın temiz olmayan yerinden vermeyin diyor. Allah. Helalinden para verin diyor. Ona diyor ne zina parası katın ne faizli bir alışveriş katın. Halkın birinden haksız yere gasp etmiş olduğunuz malları sakın buraya katmayın diyor. Haram para girmeyecek buraya diyor. O yüzden haram parayla yapılan yerden zaten bereket ummayacaksın. Öyle camide de namaz kılmak doğru değildir arkadaşlar. Bu sefer pay ediliyor efendim. İşte Abdümenaf ve Zühre oğulları Kabe'nin kapı tarafını yapıyorlar. Abdümenaf oğulları kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu. Zühre oğulları Amine annemizin soyu olmuş oluyor. Beni Mahzum, Kureyş'ten bazı kabileler Rukn-i Esved, öbür taraf Rukn-i İmani yaptırıyor falan pay ediliyor. Ama millet korkuyor. Ulan biz bu Kabe'yi yıkacağız, bir tarafını yıkacağız, baştan yapacağız. Diyor ki Velid bin Mughire'ye biz bu işi bırakalım. Bakalım Kabe'ye tokmağı vurunca çarpılıyor mu çarpılmıyor mu? Baktık çarpılıyor. O zaman kırdığı taşları yerine koyarız. Baktık çarpılmıyor biz buna yardım ederiz. Bu sefer bu Velid bin Mughire diyor ki bak onda da bir Allah inancı var sonuçta. Ama sıkıntı ne? Sıkıntı o putları efendim Rab edinmeleri. Yani onları Allah olarak kabul etmeleri. Anladık mı? Sonuçta Hristiyanlarda da bir Allah inancı var. Ama ne yapıyor? İsa Aleyhisselam'ı Rab ediniyor. Yani üçleme inancı. Kutsal ruh, kutsal baba, kutsal anne falan filan. Bu müşrik eden adamı. Bizim Allah'ımız tektir. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Allah'ımız kimseye muhtaç değildir. Yani onları putları böyle gördükleri için sıkıntıdalar. Diyor ki ya Rabbi vallahi Velid bin Mughire diyor. Biz bu işi ıslah için yapıyoruz. Senin beytine zarar vermek için yapmıyoruz. Diyor ilk çekici vuruyor. Baktı ki millet Velid bin Mughire yaşıyor çarpılmadı. Herkes Kabe'nin inşaatına el veriyor. Hatta işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Kabe'ye taş taşırken size anlatmıştım bunu. Orada altındaki izarını üstüne çıkartıp baldırı açılıyor. O anda da bayılıyor taş taşırken. Amcası Abbas diyor ki ey Muhammed biz taşı böyle taşırız. Omuzunda sıkıntı olmasın diyor. Altındaki eteğini yukarı çıkart diyor. Cahiliye adeti. Resulullah da bunu yapayım derken anında bayılıyor. O yüzden Resulullah cahiliye pisliklerinden uzaktır. Sonra melek ona diyor ki bir daha sakın avret mahallini açma ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz avret mahallini kimse görmemiştir. Mesela peygamberlikten sonraki mucizelerden bir tanesi de şudur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimsenin görmeyeceği yere kadar def'i hacetini yapmak için uzaklaşırdı. O zaman tuvalet yok, WC diye bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uzaklaşırdı. Bir uzaklaştı. Yer bulamıyor arkadaş. Ağaçlar var ama ağaçlar sık değil. Aralı. Dedi ki Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz'e. Ey Abdullah İbni Mes'ud şu iki tane ağacın yanına git de ki Allah'ın Resulü size yan yana gelmenizi emrediyor de. Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz o ağaçların yanına gitti. Demedi ki ya sen ne diyorsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle iş olur mu falan demiyor. Gitti. Dedi ki Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Size yan yana gelmenizi emrediyor. Def-i hadetini giderecek. Ona setr olun, avret olun, örtü olun. Ağaçlar yerinden kalktılar. Yan yana geldiler. Muhammed hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. O emretti diye. Sen ben ağacı oynatabilir miyiz ya? Şimdi Fransa kalkmış. Ağaçları yerinden oynatan. Dünyanın sistemini değiştiren. İnsanları cahiliye pisliklerinden kurtaran. İnsanlara merhameti, mazlumun yanında olmayı telkin eden insana düşmanlık ediyorlar. Allah'ın sevgilisine düşmanlık ediyor, Allah'a düşmanlık ediyorlar. Bunlar kazanabilir mi arkadaşlar? Kazanamazlar. Kazanamayanları hala yavrularımız özeniyor. Onların modasına giyinmeye çalışıyor. Arkadaşlar onlar kazanamayacaklar. Kaybeden taraftasınız. Masanın bu tarafına geçin. Burası hep kazananlar kulübü. Osmanlı'da da böyle oldu. Selçuklu'da da böyle oldu. Sayabildiğim kadar devlet sayarım. Malazgirt'te 20 bin askerle. Muhammed aşkıyla, Seyit bin Onbaşı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, vatan millet iman aşkıyla o efendim kaldırılmaz denen efendim mermiyi kaldırdı da orşunu yıktı geçti. Kazananlar burası yanlış yere durmayalım. Orada fotoğraf çektirmek için borçlara girmeyelim, Paris'e gitmek için hayaller kurmayalım.
Kabe'ye gitmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmek için, onun şefaati için hayaller kuralım. Allah hayallerimizi meşru dairede olmasını nasip eylesin inşallah. Efendim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam taş taşımıştır bu şekilde Kabe için. Taşlar kendisine selam vermiştir. Melek geldi avretini örtü. Örnek vermiş olduk. Efendim. Resulullah aleyhissalatü vesselam ondan sonra ne yaptı? He. Kabe'de bu yıkma işlemini başlattılar. Islah işlemlerini başlattılar. Kabe'de efendim ne yaptılar? Bir tane yazı buldular. Kabe'nin yıkılan bir köşesinde Süryanice bir yazı buldular. Yahudilerden bir adam geldi. Bu yazıyı onlara okudu. Araplara okudu. Araplar sordular. Ne bu ya falan? Adam dedi ki burada şöyle yazıyor. Ben Mekke'nin sahibi olan Allah'ım. Allah Allah. Kabe'nin inşaatında bu yazıyı buldular. Onu gökleri ve yeri yarattığım, güneşe ve aya şekil verdiğim ve onu dokunulmaz meleklerle kuşattığım gün yarattım Kabe'yi. Efendim. Mekke şehri ki onda Allah'ın beyti haremi bulunmaktadır. Onun ehline bile dokunmak haramdır. Dolayısıyla zaten Kabe'de av yapılmaz, tamam. Yani ihramlıyken mesela orada oranın çiçeğine böceğine zarar verilmez. Orada kavga edilmez. Orası harem yerdir. Orada doğru düzgün hareket edilir. Kalbine dahi sahip çıkacaksın. Allah tekrar tekrar gitmeyi nasibi müessir eylesin. El cümle efendim. Bu sefer Araplar tam işi bitirmeye geldiler. Efendim. Bu sefer en son ne kaldı? Hacerül Esved taşı kaldı. Bu taşı buraya kim koyacak? Bu adamlar tartışmaya başladılar. O kadar tartışmaya başladılar ki birbirleriyle savaş edecekler. En son Ebu Umeyye bin Nuhire diye yaşlı, Kureyş'in en yaşlısı efendim ayağa kalk dedi ki şu Babu Selam kapısı vardı, giriş kapısı. Bu kapıdan dedi hangi çocuk gelirse, hangi adam gelirse sizi dedi o konuda o hakemlik yapacak, sizi uzlaştıracak. Kabul mü kabul? Bir de baktılar ki ilk giren kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onu gördüler. O Kureyş'in büyüğü de dedi ki hani böyle şey yaptı yani. Uyuyor mu dedi, tamam mı dedi. Hepsi dedi ki tamam. O emindir. Allah Allah. Daha gencecik çocuk ama el emin olmuş. Çünkü niye? Gereksiz konuşmuyor. Bilmediği şeylerde susuyor. Gereksiz konuşmuyor. Ticaretini ahlaklı yapıyor. İnsanlar ona bir şeyi efendim emanet ettiği zaman hıyanet etmiyor. O yüzden Hatice annemiz ne dedi ona? Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk vahiy geldi. Ya Hatice, beni örtün, beni örtün. Hatice delirmiş gibi hissediyorum. Sanki acaba bana kahinlik mi geliyor? Cinler mi bana buluşuyor? Şeytanlar mı bana bulaşıyor? Hatice, acayip şeyler görüyorum. Taşlar bana selam veriyor. Cebrail'i görüyorum. Efendim kürsüye oturmuş. Bütün gökyüzünü kaplamış bana selam veriyor. Taşlar bana esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Ne oluyor Hatice deyince? Hatice annemiz ne dedi ona? Ey Muhammed, sana şeytan bulaşamaz. Çünkü sen her daim mazlumun yanındasın. Sen misafire ikram edensin. Sen yetime elini uzatansın. Sen emanete hıyanet değil, riayet edensin. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam El Emin ismi şerifi hürmetine. Yani öyle bir genç yetiştirmeliyiz ki 60 yaşındaki adam da ona hürmet etmeli. Bunun formülü de diploma puanı 100 olması değil. Sözünde durması, dürüst olması, emanete hıyanet etmemesi. İlk önce yavrularımıza bunları öğretelim. Teknik ilimlerden önce ahlak öğretelim. İlim olabilir, hoca olabiliriz. Ahlak yok, bir şey yaramaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul ettiler. Hatta var ya, Abdüdder oğulları vardı, savaşacaklar. Araplar da savaşacağı zaman ellerini kanlara sokarlar böyle. Yeminleşirler hani kan çıkacak buradan diye. Çünkü Hacer-i Esved taşını koymak nasıl diyelim bir prestij meselesi yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mübarek ridasını, ridasını yere serdi. Dedi ki hep beraber ucundan tutun. Sen buradan tut, sen buradan tut, sen buradan tut, sen buradan tut. Hep beraber bunu kaldıralım. Hepiniz yerine koymuş olursunuz ama taşı en son yerine koymak şerefi de yine kime nail oldu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e nail oldu. En son geldi o kendi elleriyle oraya yerleştirdi. Ya Hacer-i Esved taşı. Hacer-i Esved taşını mutlaka öpebiliyorsak, birilerini kırmadan, vurmadan, orayı yarmadan öpebiliyorsak öpelim. Çünkü Hacer-i Esved taşı kendilerine istilam edenlere şefaat edecek. Allah ona mahşer günü dil verecek, ayak verecek, el verecek. Allah'ın sağ eli mesabesindedir diyor Hacer-i Esved taşı. Diyecek ki bu beni öptü ya Rabbi. Bu hakkıyla hac yaptı, umre yaptı. Ben buna şefaat ediyorum. Bunu cennete koy ya Rabbi. Allah cümlemize nasip eylesin. Abi. O yüzden Mekke hayalleri kurmak lazım. Paris'te böyle bir taş yok. Ben Paris'e düşman değilim. Gez, gör, bakış açını gör.
Ama özenme. Onlar gibi yaşamaya çalışma. Ne güzel Eyfel Kulesi varmış. Ne yarayacak sana Eyfel Kulesi yani? Nedir ya? Bunu hayaliyle yanıp tutmak ne ifade ediyor yani? Sen bir umreye git, sen bir peygamberini gör, bir ziyaret et, bir kabrine git. Din nasıl gelmiş, nasıl şekillenmiş, hangi topraklarda gelmiş, bir bunu hisset. Bir bakış açısı sağlasın. Sonra dünyayı gez, bir şey demiyorum. Fesiru fil ard. Keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn. Yeryüzünü gezin. Yalanlayanların hali nasıl olmuş bir bakın. Onda sıkıntı yok. Ama sıralamayı iyi yapmalıyız yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gençken de böyle bir olay yaptı ve bu olayda Hacer-i Esved'i yerine koyması da yine pazartesi günü vaki olmuştur. Doğduğu gün de pazartesidir. Hatırladığım kadarıyla vefat ettiği gün de pazartesi günüdür. Allah-u Teala Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine cümlemizi nail eylesin. Kaç dakika oldu? 37. Oo, çok konuşmuşuz ya. Daha vahiyye başlayamadık ya. Diyor ki burada yani yaşı diyor pek büyük olmamasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken vahiy gelmeden de Kureyşler onu emin diye çağırırlardı. Deveyi bile o elini sürmeden ve dua etmeden kesmezmiş Kureyşler. Yani bir deve kesecekler mesela hemen Muhammed Mustafa'yı çağırıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı. Sen bir elini sür bir bereket olsun da efendim öyle keselim diyorlar. O kadar hürmet ediyor Kureyş. Hatta Ebu Talip diyecek ki ey Kureyş bu çocuğa siz emin diyordunuz, adam diyordunuz. Şimdi bu çocuk size diyor ki ben peygamberim niye onu inkar ediyorsunuz? Yapmayın böyle. Ebu Talip böyle söylüyor ama kendisi de iman etmedi mübarek. Ya cehennemi boyladı. Allah iman nimetinden bizi ayırmasın inşallah. Hatta o ara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a taşı yerleştirirken Necid'li yaşlı bir adam geliyor. Necid. Necid'i sen bilirsin baba. İsmail Hocam hep anlatırdı. Şeytanın boynuzu Necid bölgesinden çıkacak. O da Vahabiler derdi. Selefiler derdi. Harbiden öyle bak. Şu an Suudi Arabistan'da Vahabilik kol geziyor. Yani bu şeytanlık, bu modernistik bu Vahabi kafası. Allah bizi bunlardan kurtarsın. Onlar şefaat, mefaat. Hepsi şirk, salavat, şirk. Mevlid, şirk. Hepsi şirk. Hep kafir. Çoluk çocuk Vahabi Selefi oluyor. Anasını babasını kafir ilan ediyor. Annemi öldürmek, babamı öldürmek haktır, vaciptir. Sevap niyetini öldürmek istiyor. Böyle yerlere geldik. Bu çok büyük bir sıkıntı. Aman gözümüzü açalım. Oyunları iyi görelim arkadaşlar. Efendim. Necid'li dedi ki sen dedi peygamberimiz söylüyor. Sen dedi bu taşı yerine koyacaksın. Şu taşı da ona sıkıştır sağlam olsun. Peygamberimiz ona suratına bakmadı. Hazreti Abbas peygamberimiz amcası da o Necid'den taşı aldı. Senin koymana ihtiyacımız yok. Biz koyarız dedi. Sonra o Necid'li oraya bir fitne tohum atacak. Dedi ki şu Kureyş'e bak hele. Küçücük bir çocuk bunlara emir veriyor. Küçücük bir çocuk bir şey söylüyor. Bana posta koyuyorlar. Siz nasıl adamlarsınız diye Kureyş'i gazlamaya başladı. Ta o zamandan. Kim o? Şeytan o. Necid'de yaşlı adam şeklinde geldi yine. Hatırlarsanız Ebu Cehil'e de geldi. Peygamberimizin ölüm planını yaptırdı. Ne dedi? Böyle yapmayın. Her kabileden öldürsün. Kimseye de iş kalmasın dedi. Yine Necid'den geldi. Yani bu Necid'li adam sadece peygamber olunca gelmedi. Ne zaman yine gelmiş? Peygamberimiz peygamber olmadan evvelde orada bir tefrika çıkartmak için geldi. Ama peygamberimizin amcası Hazreti Abbas bunu bastırmış oldu. Değerli arkadaşlar. Yani şimdi vahiy konusuna girersek oradan çıkamayız diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyin gelmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden evvel neler yaşadı? İşte sadık rüyalar görmesi var, taşların kendisine selam vermesi var, ağaçların kendisine selam vermesi var, görmüş olduğu rüyalar var. Peygamberimize İsrafil aleyhisselam geldi mi gelmedi mi? Bu mesele var. Yani Cebrail aleyhisselam geldi onu biliyoruz, o vahiy meleği. Bir de İsrafil aleyhisselam geldi mi gelmedi mi? Geldiyse neden geldi? Çünkü kendisi çünkü sura üflenecek. Peygamber aleyhisselatü vesselamın gelmesi de en büyük kıyamet alameti peygamberimizin ortaya çıkmasıdır. Kıyamet kimin vesilesiyle kopacak? İsrafil aleyhisselamın. Sura üfleyecek. Oradan bir bağlantı olacak. Onları konuşacağız inşallah rahman. Ondan sonraki derste vahyin şekilleri. Peygamber aleyhisselatü vesselam nasıl vahiy geliyordu? Bazen Cebrail aleyhisselam öz şekliyle geliyordu. Bazen hangi sahabenin ismiyle geliyordu? Bazen arı çınlaması gibi, arı vızıltısı gibi. Peygamberimize vahiy geldiğindeki ağırlık. Peygamberimize ne oluyordu? Bu meseleler var. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik yaşı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira'yı neden seçti? Hira'da nasıl ibadet etti? Daha din gelmemiş peygamberimiz nasıl bir ibadet ediyor? Ne yapıyor oraya ibadet ediyor? Kimse demiyor mu ki sen niye çıkıyorsun buraya falan? Hatice annemiz demiyor mu ya ben sana sahip çıktım sen evi bırakmışsın gitmişsin orada bir şeyler yapıyorsun falan. Böyle sorular aklınıza gelebilir.
Varsa böyle aklınıza gelen soru, haftaya inşallah bunları işlemeye gayret edeceğiz. Ve önümüzdeki çarşamba günü inşallah normalde sohbetlerimiz cuma, soru cevap yapmaya gayret ediyoruz. Pazar günü de siyer dersi yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu haftalık çarşamba günü saat 19.50'de sohbetin başında söylediğimiz gibi kasideler okuyacağız. Beraber salavatlar çekeceğiz. Kaside okunan eve huzur olur, bereket olur, mutluluk olur. Okunan paraya bereket olur, okunan pirince, mercimeğe bereket olur. Biz buna inanan insanlarız. Hep beraber salavat çekeceğiz. Salavat çekmek Kur'an'da vardır. Allah Resulüne salat ediyor. Aleyhissalatü vesselam. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne al. Allah ve melekleri Nebi üzerine salat ediyorlar diyor Rabbimiz Ahzab suresinde. Mutlaka bunu yayalım, etrafımıza söyleyelim. Biz de inşallah bir görsel hazırlarız. Bununla alakalı siz de onu paylaşırsanız hayra vesile olursunuz. Ama bunu mutlaka yayalım, mutlaka evimizde kaside okunsun. Beraberce salavatlar çekelim. Bu ayda her gün 100 tane salavat çekmeyi unutmayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Dıbbil kulub ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsar ve ziyaiha ve kutul ervah ve gıdaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahum ilmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Şafiyel ilal ve müferricel kurub ve ala alihi ve sahbihi. وأهل بيتي أجمعين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رب bizi dinleyen kardeşlerimize, cümle ümmeti Muhammed evlatlarına, bizlere hastalıklarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlerimize deva, borçlarımıza eda, ödeme kolaylığı cümlesi nasip eyle. Kendilerine bereket, huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat cümle kardeşlerimize ve bizlere nasip eyle. Evlatlarımızı ve bizleri namaz kılanlardan eyle. Zürriyetlerimizi namaz kılanlardan eyle. Torunlarımızı, yavrularımızı ahlaklı, şuurlu yetiştirmeye cümlemize nasip eyle. Mahmud Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Onu iyi anlayanlardan eyle ya Rabbi. Ehl-i Sünnet vel Cemaat hocalarımız sağlık sıhhat afiyet nasip edip onları ve bizleri büyük ve dürüst hizmetlere muvaffak eyle. Amin. Akla hayale gelmeyecek büyük ve dürüst hizmetlere muvaffak eyle. Amin. Buradaki kardeşlerimizin bizden dua isteyenler varsa, ne hayırlı muratları varsa kendilerine ihsan eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi anamızı, babamızı ve tüm inananları bağışla ya Rabbi. Amin. Merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, Türkiye'deki kardeşlerimiz, şehitlerimizin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, hasreten Allah rızası için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kelbe-i Tayyibe-i Münciye hürmetine geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bugün vefat eden kardeşimizin babasına hediye edilecek, hocamızdan rica etsek. İsmi Yaşar Akdoğan demiş, bir hatim okumuş Yaşar Akdoğan kardeşimizin ruhu için. Ve 7000 tevhid yapılmış. Ya Rabbi okunan hatmi şerifi dergah hacetinde kabul eyle. Amin. Ne niyetle okunmuşsa ya Rabbi niyetleri ihsan eyle. Amin. Bu Yaşar Akdoğan kardeşimizin kabrini geniş eyle ya Rabbi. Amin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Cehennem çukuru olmakta muhafaza. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin. Makamını âli eyle. Amin. Bizleri de kendisini de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle ya Rabbi. Amin. Yaşar Akdoğan kardeşimizin de ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Celle Şirin. Ya Rabbi kendisine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Duyularımızı unutmayalım, programları yaymayı unutmayalım. Allah tesiratını halk eylesin. Allah cümlenize, cümlemize hayırlı bereketli rızıklar nasip eylesin. Hayırlı ömürler ihsan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.